Gündem dışından hepinize merhabalar. Doğrusunu isterseniz bugün hiç de öyle Çavuşoğlu'nun Washington ziyareti gibi iş politika konuları değil de aslında şu önümüzde 26 Ocak'ta altılı masanın bir sonraki toplantısı var. O çerçevede bir şeyler söylemek isterdim kendime kalsa ama bu defa yine geçen hafta çarşamba olduğu gibi Çavuşoğlu'nun Washington ziyareti üzerinde durmak istiyorum. Önemli bir dış politika gelişmesi olduğu düşüncesiyle. Zaten Çavuşoğlu da kendi sosyal medya hesaplarından Washington'a vardığını ve stratejik mekanizma olarak adlandırılan toplantılar dizisi çerçevesinde işte mevkidaşı Blinken'la Washington'da görüşeceğini duyurdu. Gelin isterseniz biraz ona bakalım. Biliyorsunuz daha önce de Çavuşoğlu epey uğraşmıştı Blinken'la görüşmeye. Fakat New York'a kadar gidebilmişti. Bunun altında bir diplomatik gerekçe olduğunu da söyleyenler olmuştu. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu defa işte Washington'da bu görüşme olacak. Şimdi bunun öncesinde sonrasında neler oldu? İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan hem Şam'a gitti, Esad'la konuştu, buraya uğradı. Buradan Moskova'ya gitti. Onun öncesinde tabii Lavrentiyev'de Putin'in bu işlerle ilgili olan özel temsilcisi, kıdemli bir diplomat, Arapça'da bilen, o da Esad'la görüşmüştü. Malum hatırlatalım, bizim de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da kendi Suriyeli mevkidaşları Ali Mahmut Abbas ve Ali Memluk'la yine Moskova'da işte Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Dış İstihbarat Teşkilatı SVR'nin Başkanı Narişkin ev sahipliğinde görüşmüştü. Bunun ardından da yani bu işte Blinken görüşmesinin ardından da herhalde Ocak sonu deniyordu ama Şubat başı diye bunu Çavuşoğlu güncelledi diyelim şimdiki tabirle. Deyişle Lavrov ev sahipliğinde de kendi muhatabı Faysal Miktat'la görüşeceği anlaşılıyor. Bunun dışında heyette Bakan Yardımcısı Sedat Önal da var. Sedat Önal da kendi muhatabı Victoria Nuland'la görüştü. Asıl herhalde içerikli görüşme o idi, ayrıntılı diye düşünülebilir. Bu arada bir başka görüşmeyi daha yalnız not etmek isterim. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı, komşusu Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından ilk kez yüz yüze ABD Genelkurmay Başkanı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı da Varşova'da görüşüyor. Ve bu arada ABD'de yine ilk kez işte bu atak helikopteri, saldırı helikopterleri Apache gönderiyor Ukrayna'ya. 4 adet ve İngiltere'de 10 küsur Challenger 2 tankı, ağır tank gönderiyor. Yine bu bağlamda bu sebeplerden ötürü her ne kadar bizim ülkemizde dikkat çekmese de ya da bu haberi verenler tutup işte oğlunu helikopterle tatile götürmüştü, ondan istifa etti yahut medya üstüne çok gitti deseler de Christine Lambrecht, Almanya Savunma Bakanı da bu Ukrayna konusunda Almanya'nın askeri desteğin meselesinde İkircikli bir yaklaşım göstermesi ve bilinçsiz bir tavır sergilemesi dolayısıyla görevden ayrılmak zorunda kaldı ve yerine işte Pistorius geçti. Şimdi bu durumda da benim yaptığım bir iki görüşmeden konunun uzmanlarıyla Almanya'nın yine de Ukrayna'ya Leopard tanklarını vermeyeceği ama hani bu son kullanıcı izni, end user license'ı işte değiştirmek suretiyle daha önce Leopard verdiği kimi AB ülkelerinden Ukrayna'ya bu tankların gönderilmeye başlanacağı belirtiliyor. Bunu da kaydetmiş olayım. Bir diğer görüşme, bunun bu Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi öncesinde bağlamını oturtmak için paylaşalım. Rusya'nın insan hakları komiseri Moskalkova ile aynı konuda Ukrayna tarafının yetkilisi Lubinets'in, bizde de öyle bir yetkili olmadığı için bizde zaten insan haklarından da pek bahsetmeye gerek yok herhalde ama Şeref Malkoç, ombudsman tanıyorum kendisinin de fikri, kamu denetçisi, onun ev sahipliğinde bir araya gelmişlerdi ve burada yeni bir 1000 kişilik esir tutsak değiş tokuşu yapılacağını Malkoç duyurmuştu. Bu Moskalkova tarafından yalanlandı. Bu
konu açılmadı dahi diyerek üstelik. Hani diğer değil, daha önce halbuki başarılı olmuştu. Hatırlarsanız zaten bu medyanın çok ilgisini çeken Azov Birliği'nin komutanı da savaş bitene kadar burada kalmak üzere ülkemize gelmişti. Şimdi Türkiye'nin önerileri, bu yeni önerileri, bu esir dış tokuşu ve tahıl koridorunda etkili olmak dışında bir de bu yerel ateşkesler, yöresel ateşkesler, lokal ateşkesler, bunun hiç gerçekçi olmadığını zaten bugün artık gerçeklik yazımda belirttim. Ayrıca bir kenarda köşede bırakılan, özellikle sanki öyle olması istenen gelişmede Türkiye'nin 42 adet kirpi tekerlekli personel taşıyıcı hafif araç göndermesi Ukrayna'ya. Şimdi bu denge adı altındaki ikili oyun ya da denge mi ikili oyun mu denilen şeyde şöyle bir durumu var Türkiye'nin. Biliyorsunuz ne Kırım'ın işgalini ve ilhakını 2014'te ne son bu yapılan sözde referandumla işte Rusya'nın işgal etmeye kalkıp beceremediği 4 güneydeki oblast bölge, işte Zaporijya, Donetsk, Luhansk ve Kherson, bu referandumları tanımadığını ve bir barış olacaksa bunun ancak Ukrayna'nın tam toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliği zemininde olabileceğini söylüyordu. Tabii şimdi işte savaşın kazananı olmaz barış demesi burada bir kafa karışıklığını ve sıkışıklığı gösteriyor. Yani bir taraftan Putin'i hoş tutalım, bir taraftan ilkesel olarak Batı ile birlikte hareket edelim gibi. Bunun adı da nasıl denge oluyor bilmiyorum. Çünkü NATO müttefiki olan 70 yıldır Türkiye, 70 küsur demek lazım artık, 2023'teyiz. Bu konuda bir taraf. Zaten denge siyaseti herhalde tarafsızlık demek değil. Şimdi buradaki önemli konulardan birincisi herhalde bu Esad'la normalleşme konusu olacak. Ve bu bağlamda da YPG'ye yönelik ABD yaklaşımının kesilmesi. Yani Blinken'ın işte Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmeden söz ediyorum. Fakat burada Esad'la normalleşme konusu tabii Suriye'nin üzerinde şu Sezar adı verilen Sezar yaptırımları olması. Diğer Astana oyuncusu İran'ın üzerinde de nükleer anlaşma, bu hani JCPOA denilen nükleer anlaşma bağlamında yaptırımlar olması. Rusya'nın üzerinde de zaten işte Rusya'yı da küresel sistemden yalıtmaya varacak kadar Ukrayna'nın işgali dolayısıyla yaptırımlar olması. Şimdi bu bütün üzerlerinde yaptırımlar olan bu üç oyuncuyla Türkiye'nin bir araya gelmesi ABD'nin NATO müttefiki olarak ne kadar gerçekçi? Ayrıca Esad'la normalleşme, Türkiye Suriye'nin komşusu olduğu için normalleşme değil de en azından doğrudan bir iletişim ve Türkiye'nin Şam'daki büyükelçinin açık olması, yeniden açılması gerekli denebilir. Ben de öyle düşünüyorum ama bunun Moskova ve Putin aracılığıyla şu zamanlamayla yapılması ne denli sonuç alıcı olur onu bilemiyorum. Ayrıca hani Esad'la normalleşmeyelim peki bunun karşılığında siz YPG'ye desteğinizi kesin gibi bir alverin de düşünülüyorsa eğer gerçekçi olmadığını sanıyorum. Hani Esad'la normalleşmeyelim, siz bizim yeni bir kara harekatı yapmamıza yol verin yaklaşımı ABD nezdinde kabul görmeyecektir. Aynı şekilde Putin nezdinde de biz Esad'la normalleşelim, Esad'ın rızasıyla harekat yapalım değil, Putin'in bize söylediği harekat yerine size normalleşme verelim gibi. İlginç bir biçimde aslında bu birbirleriyle hiçbir ortak noktası olmayan, bir yanda ABD, diğer tarafta Rusya Federasyonu ve İran'ı da biz bu konuda, yani Türkiye'nin yeni bir askeri harekatına karşı olmak konusunda da aynı çizgiye getirmiş durumdayız. Öyle gözüküyor. Bir diğer konu tabii İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kuşkusuz. Bunun Macaristan tarafından 30 müttefik arasında son iki kalan ülke Macaristan ve Türkiye biliyorsunuz. Macaristan bunu artık bu bir hafta 10 gün içinde onaylayacağını açıkladı. Türkiye'nin ise bunun seçimden önce onaylaması nasıl olacak bilmiyorum. Ama ABD tarafından görünen o ki bu işi F-16'ya karşılık İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanması gibi bir alışverişe, denkleme konması, buna fazla direnebileceğini de Türkiye'nin sanmıyorum. Ama orada da şöyle bir virgül konulabilir. Hemen bu ziyaret öncesinde Hulusi Akar'ın, Milli Savunma Bakanı'nın İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'la görüşmesini herhalde not düşmek gerekebilir. Çünkü alternatifimiz çok derken aslında alternatifimiz pek öyle çok değil, yok hatta. Ama F-16'nın yerine hadi ikame edilecek belli bir süre için İngiltere'den Typhoon alınması
gündemde sanıyorum. En gerçekçi ihtimal bu. Herhalde Akar da o mesajı vermeye çalıştı ama işte Türkiye 80 adet F-16 satarak ABD'nin abad olması, aman biz bu kazançtan olmayalım, kaptırmayalım bu pazarı diyerek bir hamle yapmasını beklemekte gerçekçi değil. F-16 işine takoz olan Demokrat Menendez var biliyorsunuz. Pek de muteber bir şahsiyet değil ama çok kıdemli bir üye ve onun işte virgül koyması dolayısıyla bu F-16 işinin yürümesi zor gözüküyor. Ama aması şu, Beyaz Evin, biz Beyaz Saray diyoruz ama ben Beyaz Ev diye doğrudan tercüme etmeye yeğliyorum. Zaten saray iriliğinde bir bina değildir. Gidenler de, görenler de, resimlerine bakanlar da bunu anlıyorlar. Her neyse, Beyaz Evin yani ABD yönetiminin o demek. Kongreden bir böyle bir ihracat talebinde bulunup da bunu geçiremediği bugüne kadar vaki değil. Ama bu defa zaten hani biz bastırıyoruz ama Kongre evet demiyor, ne yapalım dedirte bilir Türkiye'den gelecek olan açıklamalar özellikle bu konuda. Aslında sorulması gereken burada da sanki F-16 işini bir başarı olarak göstermek değil, F-35'ten S-400'ü alarak hava savunma sistemini Rusya'dan kendimizi neden attırdık sorusunun sorulması ve şu seçimler 3 ay içinde yapılacaksa artık altılı masanın da bu konuda kendini hazırlaması. Bir diğer konu, Türkiye biliyorsunuz son dönemde Erdoğan Macron'la İtalya ile arayı düzeltince, gerçi İtalya'da başbakan değişti ama tutumda bir değişiklik olmadı. Bu konuda bu Samp'te alımında Fransa'nın değil sanıldığının aksine İtalya'nın takoz olduğu anlaşılıyor. Orada da ileride bu anlaşma yapıldıktan sonra kimler nemalanacak bu konuda meselesinde herhalde bizim tarafın tamamen bize bu işin kalmasını istemesi bir sorun olarak öne çıkıyor. Fakat şunun için bunu hatırlattım. Türkiye'de bu konuda bir çekincesi olan İtalya, Ukrayna'ya bu Samp'te hava savunma sistemlerinin verilmesini de onayladı. Sevkiyat yapıldı mı takip edemedim ama bugün yarın o da gerçekleşecektir. Şimdi seçime 3 ay kala dediğimiz zaman tabii hangi muhatapla konuşulursa konuşulsun, hele dünyanın ağır çıkleti ABD gündemdeyse, onlar da şunun şurasında 3 ay kalmış seçimin sonucunu bekleyelim, yeni gelecek muhataplarla konuşalım diye düşünebilecektir. ABD'de bir Türkiye yanlısı, Türk yanlısı lobi artık kalmadı. Ne Kongre'de, ne Senato tarafında, ne Temsilciler Meclisi tarafında, ne Dışişleri Bakanlığı yahut işte Merkezi İstihbarat Teşkilatı yahut Beyaz Ev adı altında Ulusal Güvenlik Konseyi içinde buralardan bir lobi faaliyeti yürütecek kimse kalmadı. Burada beklenen etki aslında İsrail'le aranın düzeltilmesi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türkiye'nin Büyükelçisi de güven mektubunu sundu İsrail Devlet Başkanı Herzog'a. Bunun bir etki yapmasıydı. Bu defa o da pek gerçekleşmedi. Esasen bu defaki Netanyahu hükümeti o denli radikal, aşırılıkçı bir hükümet ki değil Türkiye ile geçinmesi, hani Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleriyle dahi geçinmesi zor gözüküyor. Bu çerçevede atılacak adımların da Türkiye'nin İsrail ile olan normalleşmesini etkilemesini beklerim doğrusu. Şimdi bu bakımdan bir diğer konuda Türkiye'nin F-16'yı başarı gibi göstermesi demiştim. Komşumuz Yunanistan, biz kendimizi attırırken biliyorsunuz müşteri oldu. F-35 alacak. Zaten F-16 alınsa bile F-35'e karşı F-16 burada bir dengesizlik ortaya koyuyor. Şimdi şunu da söylemek isterim. Bu gibi anlatılan başarılar arasında hani SİHA üretimi, evet iyi bir şey. SİHA üretebilmesi Türkiye'nin, özel şirket ya da kamu şirketi fark etmez. Fakat tutup da işte Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Geçit Kale Üssü'nü bir SİHA üssüne çevirmek yahut helikopter gemisini yapıp da İspanyol lisansıyla TCG Anadolu'yu bunu SİHA, çünkü neden? Oradan kalkabilecek yegane uçak F-35 Çin dikine kalkma özelliği olan versiyonuydu. Onun yerine SİHA uçurmak, bunlar pek akılcı yaklaşımlar değiller. Son olarak bir de şunu hatırlayabiliriz. Belki Blinken bu defa daha önce bazı görüşmelerde olduğu gibi İsmen'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını anımsatarak Kavala'nın ve Demirtaş'ın durumunu getirir mi Çavuşoğlu'nun dikkatine? Niye bunu sorguluyorum? Şöyle düşünelim, hepimiz işte Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Latin Amerika'da işlediği diyelim günahları yakından biliyoruz, sizler biliyorsunuz. Fakat bu defa dikkatinizi çekerim.
Lula gibi bir işte sol sosyalist lider hapisten çıktı, seçimi kazandı. Zor, dar bir farkla da olsa, ama ondan sonra bu 8 Ocak'taki ABD'deki Trump taraftarlarınınkine benzer biçimde Bolsonaro taraftarlarının Brasilya'da, Brezilya'nın başkentinde işte devlet kuruluşlarını hedef alan saldırıları ve parlamentoyu aslında ABD tarafından kınandı. Bunun olacağı konusunda ABD ile Brezilya arasında bir istihbarat alışverişi olduğu da görüldü. Ve bu konuda ABD Bolsonaro'ya karşı Lula'nın tarafında oldu. Tabii kaderin cilvesi demek lazım belki. Bolsonaro da halen Florida'da bulunuyor. Ülkesine döner mi dönmez mi bilemiyorum. Bunu bu açıdan yani durum buyken Brezilya'da böyle davranan bir ABD'nin aslında Türkiye'de de bu insan hakları, demokrasi konusunu öne çıkarması beklenebilir. Tüm bu jeostratejik önemin Ukrayna bağlamında öne çıkmasına rağmen İran bağlamında da. Çünkü artık soğuk savaşta değiliz. Sanıyorum bunu Erdoğan hükümeti de anlayacaktır. Bir şu son notla kapatalım. Bu Ocak sonu itibariyle Deutsche Welle'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'ya ve oradan Almanya'ya, Varşova ve Berlin'e gitmesi gündemde. Tabii Almanya deyince bizim aklımıza bizim Almancılar dediğimiz oradaki işte sayıları belki 4 milyonu bulan Türkiye kökenli yurttaşlarımız, kimisi çifte vatandaş, kimisi artık 3. nesil, 4. nesil Almanya yurttaşı, ama bunlar ve onların verecekleri oylar geliyor. Burada bir gerilim söz konusu, ama aslında bunu bir böyle laboratuvar koşullarında bir yabancı yorumcuya söyleseniz, hani Türkiye Cumhurbaşkanı Varşova'ya gidiyor, oradan Berlin'e gidiyor diye, bunun Ukrayna'nın işgali arka planı önünde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü hatırlayalım, Erdoğan Zelenski ile, Zelenski de defalarca Erdoğan'a farklı meselelerden ötürü desteğine teşekkür etti, ama savaşın hemen başlamasından önce bir ziyaret yapılmış, o zaman görüşmüştü ve Zelenski'ye ne mecliste konuşma olanağı tanındı. Burada herhalde muhalefet partilerinin de eksiği vardır. Ne de yüz yüze bir görüşme gerçekleşti. Bundan ötürü şimdi Varşova'ya ve Berlin'e gitmesi Ukrayna açısından Rusya'ya yönelik de bir herhalde mesaj olarak algılanacaktır. ABD tarafından olduğu denli Moskova tarafından da çok yakından izlenecektir, ama Berlin bacağı herhalde Türkiye'de bir Erdoğan'ın seçim kampanyası anlamında öne çıkarılacaktır diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya belki yine bunun çıktıları belli olduğunda 3 hafta üst üste olacak, ama bu konuyu konuşmaya, yani bugün gerçekleşecek olan Çavuşoğlu-Blinken görüşmesini Washington'da konuşmaya devam ederiz.